Merhaba sevgili tıraş severler. Yine bir sakal tıraşı videosunda beraberiz. Yine berber bey tıraş sabunu en son versiyonuyla tıraşımızı olacağız. Bu seferki videomda Rapira'nın Swedish Superstyle mavili, beyazlı, kırmızılı bir jileti var. Onu deneyeceğiz. Jileti hemen bir açalım mı şöyle. Çoğu kişi biliyordur. Eskiden bununla çok karşılaşıyorduk ama şu anda pek karşılaşmıyorum, pek bizim malzemecilerimizde yok. Bir izleyicimiz gönderdi, sağ olsun. Hemen yazılarını gösterelim şöyle. Gösterdik mi? Gösterdik. Kağıdımıza koyalım. Elimize almışken. Oh, güzel bir sesi, yumuşak bir kırım var. Kırması bayağı yumuşak, çok sert değil. Meşhur turuncu sıramıza takıyoruz. Görüyorsunuz. Taktık mı taktık. Ucunun fazla çıkıntısını aldık mı? Aldık. Geçen sefer de bizim bundan bir önceki videoda arkadaşa benim sabunu denettim ama kulağını aldı. İnşallah bizde de kulak kesilmez. Ben de korkmaya başladım. Hemen aldık, başladık. Bu arada temiz el fırçamızı kullanmaya devam ediyoruz. Güzel bir fırça. Memnun kaldım. Tavsiye olunur. Sakallarım da bayağı uzamıştı. 2 haftayı geçti. Bayramda tıraş olamadım. İşler yoğundu. Ha bugün, ha yarın, ha Arife günü derken bayram sonunu ettik. Çok az daha takviye edelim. Bu kadar sabun yeter diye düşünüyorum. Çok mu sildik? Hemen şapımızı da sürelim. Elimizin kaymaması için. Ama usturamız kaysın tabii ki. Kulak önemli. Haydi bismillah diyelim. Berber Bey tıraş sabununa bakalım. Hem sabunu hem jileti inceliyoruz. Evet. İyi bir başlangıç oldu. Jiletin akıcılığı şöyle hafif bir tutuyor ama hemen de bırakıyor. Böyle çok akıcı olmasa da güzel. Yani açıldı biraz daha jilet.
Yani aslında 2 haftalık sakala göre güzel bir performansı oldu jiletin. Burada sivilce varmış onun. Sivilce olduğu için jileti çekerken birazcık acıttı. Jilet şöyle bir durum var jilette. Kesimi güzel ama biraz daha keskin olabilir. Böyle çok keskin cilde hassas olan kişiler için ideal olabilir. Ama keskinlik isteyen, yani ben keskin isterim tabi. Ler için birazcık yetersiz kalıyor. Böyle bir 10 üzerinden 7-8 gibi bir şey verebiliriz. Hani kötü değil. Sakalımız da gerçi uzundu. Ama hiç kanama, noktasal kanama falan olmadı. Böyle bir tahriş edici bir jilet değil. Agresif değil mi derler size? Çoğu kişi diyor agresif mi, nasıl falan. Hani günlük tıraşlar için bence daha ideal bir jilet. Hani dalma yapmıyor jilet, öyle diyelim. Yani hoşuma gitti aslında, hani böyle bende de oluyordu bazen noktasal kanama. Bu sefer hiç olmadı. Yani, sakal uzun ya, birazcık böyle hafiften çekiyor gibi
Birazcık sert davranırsan jilete keskinliği iyi. Şimdi yüzümü yıkadım. Bir aftershave sürelim. Yüzümde böyle jiletin ucu değer ya bazen. O tarz şeyler. Bir şey yok. Bir tek şuramda arada sivilce varmış. Görmedim zaten. Bir tek orada sıkıntı oldu. Hani güzel jilet. Bir şey sürelim yüzümüze. Fonex. Bütün berberleri de bulabilirsiniz aşağı yukarı. Lan, kamera çekiyor mu? Herhalde bulanık çekti. Sonuç olarak jileti beğendim. Hassas ciltler için ve çok sert sakal, çok sert olmayan sakallar için bence ideal bir jilet. Tıraşımız olduk. Bıyığımızı da vuralım şöyle. Bir dahaki tıraşta görüşmek üzere.